bugün burada Sovyetlerin dağılması ve bu dağılmadan sonra Sovyetler içindeki Müslüman topluluklarla Türkiye arasındaki ilişkileri konuşuyoruz. Hemen ifade etmek istiyorum ki konu felkalade mühimdir. Neden? Çünkü önümüze bir dünya haritası alsak ve şu dünya haritasında konuştuğumuz bölgeyi bir konuşsak bu bölge bütün dünya üzerinde 22 milyon kilometre karelik bir bölge. Amerika'nın 9 milyon kilometre kare, Avrupa'nın 6 milyon kilometre kare olduğunu düşünürsek ikisi birden 15 yapıyor. Onun bir buçuk misli, Amerika ve Avrupa, Rusya dışındaki Avrupa'nın toplamının bir buçuk misli büyüklükte bir bölge. Bu bölgenin Asya'nın yarısı kadar bir bölge. 44 milyon kilometre kare Asya'nın büyüklüğünü düşünecek olursak. İçinde 300 milyon nüfus var. Takriben bugün bu 300 milyon nüfus 15 tane cumhuriyete eskiden bölünmüştü. 20 tane otonom cumhuriyet ve ayrıca da 18 tane otonom bölge. Zaten birçok ayrı topluluklardan meden gelmiş bir topluluk idi. Şimdi bu 300 milyon insan ve bu büyük bölgenin içerisinde ayrıca Dünyanın bütün en kıymetli madenleri, tarıma elverişli arazileri, hayvancılığa yani zenginlik bakımından ne ararsanız hepsi burada. Adeta birçok konularda hemen hemen dünyanın yarısının zenginliği burada. Mesela dünyada bilinen bütün demir rezervinin yüzde 40'ı bu bölgede bulunuyor. Tabii gaz bakımından, petrol, kömür, aspet vesaire bakımından bütün dünyada birinci sırayı alıyor fosforit, potasyum, altın, gümüş, elmas, pırlant. Yılda yaptıkları üretim 600 milyon ton. Gaz üretimleri 750 milyar metre mikap. Yılda 165 milyon ton sadece çelik üretiyorlar. Bütün dünyanın ormanlarının üçte biri burada. Ve dünya orman alanlarının beşte birine, kereste kaynağında bir taksim dördüne, Rusya'nın üçte biri ormanla kaplı, Dünyanın bütün orman alanlarının beşte birine, kereste kaynağının da dörtte birine sahip. 220 milyon hektar tarıma müsait arazisi var. İşte böyle bir bölgeden bahsediyoruz. Bu bölge sadece tabii zenginlikleriyle gelişmiş değil. İtiraf edelim ki komünist rejim insanlara saadet getirmemekle beraber altyapı bakımından büyük adımlar atmış. Burada 150 bin kilometre uzunluğunda demir yolu var. Bundan başka yalnız Kazakistan'da, bizim kardeş Kazakistan'da 150 bin kilometre karayolu var, 14 bin kilometre demir yolu var. Boru hatlarının uzunluğu 80 bin kilometre. Yıllık elektrik üretimleri 1,7 trilyon, yani Türkiye'nin 25 katı elektrik üreten bir dünya bölgesinden bahsediyoruz. Bu bölgenin içinde de Müslüman toplulukların bulunduğu yer ve içindeki madenler ayrıca bölgenin asıl büyük ağırlığını teşkil ediyor. Bu 300 milyon nüfusun 115 milyonu Müslüman. Müslümanların dağıldıkları bölge 8 milyon kilometre kare tutuyor ve %75'ten fazla Müslüman çoğunluğun bulunduğu bu 6 cumhuriyette ise 4 milyon kilometre karelik bir saha bulunuyor. Sovyet pamuğunun yüzde 95'ini, me meyve üretiminin yüzde 60'ını, Hint kenevrinin yüzde yüzünü, Astragan'ın yüzde yüzünü, petrolün yüzde 32'sini, bakırın yüzde 78'ini, civanın yüzde yüzünü sayarak vakitlerinizi almayım. Bütün bu kıymetli madenler hep Müslümanların bulunduğu bölgede bulunmaktadır ve Sovyet altının yüzde 54'ünü de gene Müslümanlar üretmektedirler. Şimdi Ayrıca önemli bir nokta, Müslümanlar nüfusu hızla artıyor. Artış hızı yılda yüzde iki buçuk. Slav ırkın artış hızı ise durmuş vaziyet. Öyle ki Rusya'nın toplam ortamasında artış hızı yüzde iki buçuk oluyor. Yapılan hesaplar gösteriyor ki 2000 yılına kadar, 20 yıllık bir dönem içerisinde Müslümanlar nüfusu 20 milyon artacak. Slavlar nüfusu bütün teşviklere başvursalar da ancak 3 milyon artacak. Öyleyse gittikçe Müslümanların ağırlık kazandığı bugün dahi madenler bakımından, önemli bölgeler bakımından Müslümanların çok geniş bir kısmını işgal ettiği bu bölge zaten bütünüyle dünyanın çok mühim bir merkezi, ağırlık merkezi halde buluyor. Şimdi buna ilaveten öbür taraftan milyarlık Çin'in ve Hindistan'ın dış dünya açıldıklarını, zaten uzak doğudaki endüstri ve diğer gelişmeleri dikkate alacak olursak, gerçekte dünyanın ağırlık merkezi batıdan doğuya kayıyor. Pasifiye doğru. Pasifiye doğru kayıyor. Böylece biz burada dünyanın en önemli meselesini, yeni dünya nizamını konuşuyoruz. Hiç şüphesiz ki bu kadar önemli bir olay karşısında dünya siyonizmi ve ABD son derece dikkatlidir. Bunlar Sovyetler parçalandıktan sonra tek kutuplu bir dünya kurmanın gayretine girmişlerdir ki İsrail'i kurduktan sonra ikinci adım olarak Büyük İsrail'i bir an evvel kurabilsinler. Peki efendim bu ağırlıklı tablo Slav şovenizmini de tahrik edebilir mi? Hiç şüphesiz böyle bir ihtimal olabilir. Bu bizim Türkiye olarak Müslümanlar üzerinde orada takip edeceğimiz politikaya bağlı. Biz orada ırkçı bir politika takip etmeye kalkarsak mukabil ırkçılığı teşvik etmiş oluruz. Herkese saadet getirecek adil düzeni oraya tavsiye etmeliyiz ve kurmalıyız. İlaç budur. Şimdi müsaade ederseniz Amerika Baker 8 defa bu bölgeye gitti. 3 defa Kazakistan'a gitti. Niçin? Çünkü Sovyetlerin dağılmasından sonra bugün dünyanın en önemli konusu bu bölgenin yeni alacağı şekildir de onun için. Amerika ve dünya siyonizmi. Dünya siyonizmi Amerikan yönetimini kendi maksatları için kullanıyor. Bunu her zaman söylediğim için üzerinde durmuyorum. Şimdi bunlar neden korkuyorlar? Bunların korktukları Türkiye milli görüşe döner. Şahsiyetli bir dış politika uygular. Ve bugün başlamış olan ekko yani Türkiye, Pakistan, İran arasındaki bu nüve yarın Sovyetlerdeki Müslümanları da kendi içine alarak 300 milyonluk şuurlu bir topluluk haline gelirse bu yeni bir dünyanın kurulması demektir. Bir an düşününüz Çin, Hindistan gelişmiş bu 300 milyonluk topluluk teşekkül etmiş. Türkiye'den Taçin'e kadar yeni modern bir İpek yolu otobanı yapılmış. Bütün bu ülkeleri birbirine bağlayan. Bu nedir? Bu yeni bir dünyadır. İşte bütün bunlar dikkate alırsak niçin Refah Partisi'nin 20 Ekim seçimlerinde sloganının yeni bir dünya olduğu anlaşılır. Amerika bundan korkuyor. Tabii haksız olarak korkuyor. Çünkü bu söylediğimiz hususlar olursa yeryüzünde hak hakim olacak kuvvet yerine bizzat Amerika'nın 250-300 milyon insanı da bundan saadet bulacak. Bu ayrı bir konu. Ancak şu anda bulunan durum odur ki Amerika bu korku içindedir ve bunu açıkça ifade etmektedirler. Bu 300 milyonluk nüve yarın ikinci adımda hiç şüphesiz bir buçuk milyarlık İslam birliğine dönüşecektir. İşte bunu önlemek için Amerika'nın bu bölgede ki politikasının üç tane temel esası vardır. Birincisi önce sakın bu Rusya'daki Müslümanlar İslam şuuruna gelmesinler. Tam tersine laiklik ismi altında İslam şuurundan uzak bir insanlık topluluğu olsunlar. Birinci Amerika'nın gözettiği gaye budur. İkincisi bu topluluklar kapitalist nizamı benimsesinler. Amerika'dan kredi alsınlar. Bizim Türkiye gibi Onlara sadece faiz ödeyen insanlar olsunlar, sömürülsünler. Amerika'nın ikinci gayesi budur. Üçüncü gayesi ise bu bölgedeki insanlar uslu otursunlar. Bunun için de kültür emperyalizmiyle tahrip edilmeleri lazım. Bizim üzerimizde uygulanan politika yıllardan beri şimdi orada uygulanmak istiyor. Amerika'nın politikası budur. Bu politikayı gerçekleştirmek için Amerika beş şey yapıyor. Bir, önce bu devletlerin içerisinde en büyük nüfusu ve bölgeyi sahip olan Yeltsin'in kumanda ettiği Rusya'yı tam kendi kontrolü altına almak istiyor. Dikkat buyurduysanız, bu bağımsız topluluklar geçen de bir büyük presidium meclisi toplantısı yaptılar, yüksek meclis. Bu toplantıda Yeltsin'in e, yetkileri kısıtlanmak istendi. Amerika hemen müdahale etti. Eğer bunu kısıtlarsan size vereceğim 18 milyar krediyi vermem. Ne olacak? Hepiniz Yeltsin'e tabi olacaksınız. Yeltsin de bana tabi olacak. Onun için Amerika'nın politikasının birinci kısmı bu Rusya'yı kendi kontrol altında tutmaktır. İkinci politikası ise Müslüman cumhuriyetler üzerinde yoğun bir faaliyet harcıyor. Bunları eskiden olduğu gibi Yeltsin'in kontrolü altında tutmak istiyor. Bunun için Amerika işte bu Baker. Bütün bu bölgelere tekrar tekrar giderek hatta onların istiklallerini tanırken veya başkalarının tanımasına müsamaha göstereceğini söylerken hep şartlar koştu. Dedi ki siz sakın ha kendi aranızda bir Müslüman Cumhuriyetler Birliği kurmayacaksınız. Madde bir. Hiçbir zaman müstakil ordu kurmayacaksınız. Madde iki. Kızıl ordunun tehdidi altında bulunacaksınız. Hiçbir zamanda kendi paranızı basmayacaksınız. Rus rublesine Tabi olacaksınız. Biz birçok milli görüş heyetleri gönderiyoruz. Çünkü bütün insanlık için konunun ne kadar mühim olduğunu biliyoruz. Bizim milli görüş heyetlerimize Kırgızistan Cumhurbaşkanı Asker Akayev aynen şu sözü söylemiştir. Ruble'miz bitince Moskova'ya gidiyoruz. Ancak binbir yalvarmayla bir çuval alabiliyoruz. Yıllık bu para için yüzde yirmi bir faiz ödüyoruz. Durum çok müşküldür. Niçin bu Müslüman topluluklar Rusya'ya yüzde yirmi bir faiz ödeyecek? Bu nasıl bir düzen? İşte önümüzde oynanan oyun budur, yürütülen plan budur. Şimdi ordu kurmayacaksınız diyor. Şu hale bakın siz. Kazakistan Cumhurbaşkanı şahsi koruması bile Amerika'daki Salamander adlı bir firmaya özel timlerle korumak için ihale edilmek üzere teklifte bulunuyor. Şimdi Rus Cumhur, Müslüman Cumhuriyetler böylesine yoğun bir Amerikanın politik kontrol altındadır. Üçüncü yaptığı şudur bu bölgeleri aynı zamanda kültür emperyalizmiyle de dejenere etmeye çalışıyor. Bakınız Azerbaycan Halk Cephesi lideri Ebul Felz Ali Bey geçende ne diyor? Müslüman cumhuriyetler casus kaynıyor. Misyoner olarak yetiştirilen casuslar gazeteci, araştırmacı, iş adamı kisvesi altında çalışmaktadır. Kaliforniya Kiliseler Birliği Kazakistan'da Senim yani kelime itibariyle iman adında bir firma kurmuşlardır. Bu firma vasıtasıyla planlı programlı bir şekilde Hristiyanlık propaganda'sı yapmaktadırlar. Kazakistan'da bizim Müslüman Kazakistan'da. Ve Müslüman gençlerin ki maalesef İslam'ın ne olduğundan çoğu habersizdir. Bu masum gençleri Hristiyanlaştırmaya çalışmaktadırlar örgütlü bir şey. Diğer yandan Dünya İncil Tercüme Enstitüsü her lehçeye çevrilmiş incileri Müslüman cumhuriyetlere bedava dağıtmaktadır. Kiliseler Birliği radyodan ve televizyondan dolar karşılığı saatler kiralanmıştır. Yoğun Hristiyanlık propagandası yapmaktadırlar. Almatadan Moskova'ya uçan bütün yolculara biletle beraber ücretsiz İncil dağıtılmaktadır. Hırız, Hırist, Ortodoks Hristiyanlar süratle teşkilatmış pek çok kiliseleri hizmete sokmuşlardır. Dördüncü bir faaliyeti ise bu kültür emperyalizmin yanında ekonomik sömürmedir. Bakınız yalnız Kazakistan'ın 22 milyon ton petrol üretim birkaç yılda 120 milyon tona çıkabilecektir. Ama bir gidiniz Kazakistan'a Chevron ve BP gibi malum şirketler Kazakistan Cumhurbaşkanı Sultan Nazarbayev'in kapısında cirit atmaktadırlar. İlle özelleştireceksiniz diyorlar. Bu özelleştirme oyunu size anlatayım. Bakınız bu Kazak... arada Türk firmaları da belki öncelik kapabilir. Evet, ben, ben size... Rus Türk İş Adamları Derneği ne başkanıyla ile görüştüm. Sonbaharda Azerbaycan evet. petrolünü Türkiye'ye getireceklerini önce, önce O adamları efendim. toplayıp onlara ben bu gerçekleri anlatacağım sonra gitsinler. Çocuk gibi gidiyorlar. Ve oynanan bu planlara alet oluyorlar. Bakınız şimdi Kazakistan'da nüfusun yüzde isim Müslümandır. Devlet reisi, milli savunma, genel başkanı, üst düzey dönençilerin de yüzde yetmiş Müslüman. Başbakan, Rus'tur, bazı bakanlar Rus'tur. Resmi dil ama Kazakçadır. Özelleştirme yapılıyor. Şimdi bu durumda ne olmazsa en az özelleştirmenin yarısı Kazaklara intikal etmeli değil mi? Halbuki bugüne kadar yapılan özelleştirme sadece yüzde on iki buçuğu Kazaklara intikal ediyor. Neden? Çünkü buraları gelip dolarla alıyorlar, başka parayla alıyorlar, yağma ediyorlar. İşte oynanan oyun budur. Şimdi bütün bu oyunlar oynanırken, bu planlar yürütülürken biz ne yapıyoruz? Bunların hepsi iki seneden beri oluyor. Onun için tabii ANAP da bu hususta yetersiz kalmıştır, suçludur açıkça söylüyorum. Ne suç işlediler biraz sonra ikinci turda anlatacağım. Tabii DYP'de beş aydan beri her konuda olduğu gibi bu konuda da hiçbir şey yapmamaktadır. Ben ikisi de hiçbir şey yapmasa razıyım. Tam tersine beşinci bir önemli olay olarak Amerika'ya taşeronluk yapıyor. İşte şimdi bakınız Amerika kendi planlarını yürütmek için ne diyor? Geçenlerde Türk Amerikan İş Konseyi'ne yeni gelen Amerikan Büyükelçisi Richard Beckley davet edildi. Söylediği söz şudur. Sovyetler Birliği'nin yıkılması Türkiye'ye yaradı. ABD olarak Türkiye'nin Türk Cumhuriyetlerine yaklaşımından memnunuz. Zira Türk Cumhuriyeti kapitalizm için iyi bir madendir. Dikkat buyurun, ben söylemiyorum. Amerikan elçisi söylüyor. Türk devletlerine demokrasi de pazar ekonomisi de Türkiye öğretecektir. Onları biz Türkiye'de okutacağız. Amerikanlar okutacak Türkiye'de. ABD yol parasını ödeyecek. Asya'daki Türk Cumhuriyetleriyle ilgilenmek Türkiye'nin yararıdır. Bu konuda Türkiye'nin arkasında ABD vardır. Türkiye için Asya'da çok fırsat var. Biz size yardım edeceğiz. Ama bu fırsatı kaçırmayın. Bütün bunlar niçin oluyor? Söylediğim Amerikan planı. Yani burası Amerika'nın kölesi olsun, sömürülsün tıpkı bizim gibi. Bizde ne yapıyorlarsa aynı şeyi şimdi orada da yapmak istiyorlar. Bunu yapmak için de bizi taşeron olarak kullanmak istiyor. Onun için bir şey yapmasınlar, ben razıyım. Edip de bu Amerikan politikasına taşeron olmasınlar. İkinci turda eleştirilerinize devam etmenizi İnşallah. rica edeceğiz. Yalnız kamuoyunun merak ettiği bir nokta var e, Sayın Erbakan. Bütün dünya insanlığını oradaki gelişmeler ilgilendiriyor dediğiniz için de soruyorum. E, Azerbaycan'da, Karabağ'da e, acı olaylar yaşanırken, oradaki Müslümanlar Ermenilerin kıyımına uğrarken, şimdi de e, Bosna Hersek'te Sırpların saldırısına uğrarken, e, İslam aleminin belli ülkelerinden ses gelmiyor, yardım gelmiyor ve Türkiye dünya platformunda onların davalarını yansıtırken yansıtmaya uğraşırken örneğin bir Suudi Arabistan'dan hiç ses çıkmıyor. Acaba neden? Kamuoyu Çok teşekkür ederim. Bunun e, cevabını merak ediyorum. Nedeni arıyor musunuz? Sağ tarafınıza bakınız. Nasıl oluyor anlatayım size. Şimdi biz Türkiye önce bütün bu ülkelerin hepsini kırdık, döktük. Hadi bakayım işte Sayın Başbakan burada. İslam Konferansı'nın toplantısında göreyim. Niçin Azerbaycan ve Bosna Hersek olayı için nasıl toplayacak? Önce bir defa Libya'ya şimdi ilk uçağı biz kapattık. Bu Libya ki Kıbrıs Savaşı'nda koşmuş iki sadece uçaklarımız da emrinizdedir demiş. Öbür taraftan işte kardeşimiz bir Irak. Bu kadar bir seneden beri haksız ambargo devam edip duruyor. Öbür taraftan İran. Bir gemisini tutmuşlar bu kadar kendi silahını götürdü getirdi şu etrafımıza bir bakın bu etrafımızdaki müslüman ülkelere biz nasıl muamele ediyoruz kendimizi bir aynada görmüyoruz ki peki efendim, şimdi bunları topladığımız zaman onlar diyecekler ki siz bize nasıl muamele ediyorsunuz ki bizden bu yardım Ama efendim peki oradaki evet. bağımsızlık savaşı veren e, ve kıyıma uğrayan insanların bu gelişmelerle ne bağlantıları olabilir ki? Bu, bu gelişmelerle tabii biz herkese nasıl muamele ediyoruz. Şimdi Libya gözümüzün önüne bir Irak harap oldu. Ne yaptık? Biz üstlerimizi verdik, harap ettik. Bir Libya şimdi aynı muameleye tabi. Ne tutuyoruz? Biz de onu ezenlerle beraber oluyoruz. Şimdi hayır biz size bütün bu kötülükleri yapacağız. Siz gelin bize tersini yapın. Bunu söyleyecek halimiz var. Şu kendi halimize bir bakalım. Çok teşekkürler. Tabahati başka yerde aramayın. Çok teşekkürler. Tabahat bizdeki yanlış yönetimde. Ve aramızı açan da ABD'dir, Siyonizm'dir. O siyah raporlarıyla bütün bunları tanzim ediyor. Çok teşekkürler.